dostlar, ETV ekranlarında Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda Sart ilçesine geldik. Manisa'ya bağlı. Turgutlu'yu az geçince ileride. Burada Sardes antik kente geldik. Ve burası beni çok etkilemiştir dostlarım. Buraya gelip sizler için bir ziyaret edeyim dedim. Bir görüntü alalım dedim biraz. Sizlere bilgi verelim dedim. Çok eski bir yerleşim yeri olduğunu biliyorum. Çok eski bir yerleşim yerine çok güzel şeyler yapmışlar. Bakın bir kemer, arkada büyük bir bina var. Alışveriş yerleri, bazilikalar. Hep bunları şimdi sizler için görüntüleyeceğim. Bakar mısınız dostlarım şu görüntüler? Yıllar geçmesine rağmen hiçbir şey kaybetmemiş. O kadar çok depremler, seller, yağmurlar geçirmişler ama hiç etkilenmemiş binalar. Nasıl duruyor? Sapasağlam. Biz sizler için görüntü alalım dedik. İçerilerde de biraz görüntü çekeceğiz. Gelmişken Sardes Antik Kenti. ATV Manisa. Dostlarım bakın şu Sardes Antik Kenti'ni şöyle bir gezelim dedim. Hem bir görüntü alalım. Turistler var bakın. Ülkemizi ziyarete gelmişler. Nereden geldiler bilemiyorum. Ama çok ziyaretçi alıyor bu bölge. Dostlarım görüyor musunuz bakın. Nerelerden gelip ziyaret ediyorlar bu antik kentleri. Çok eski bir antik kent, Helenistik çağa ait. Ben turistlerle beraber sizler için bir görüntü alayım dedim burada. Bu binanın bakın görüyor musunuz? Ne kadar büyük bir bina. Kovalarla olmuşlar. Bu şekilde bakın görüyorsunuz. Dostlarım. Üç. Evet dostlarım, ATV ekranlarında gelmiş olduğumuz bu Sardes Antik Kenti'nde görüyor musunuz bakın işlemeleri ve sütunların güzelliğini görüyor musunuz dostlarım? Bakın yıllar öncesinden yapılmış bu sütunlar ve şu kenar bağlantıları bakın nasıl duruyor. Heykeller var sütunların başlarında görüyor musunuz bilemiyorum. Dikkatli baktığınız zaman göreceksiniz. Çok farklı bir yerden. Gördüğünüz gibi şöyle sütunları bir sizlere göstereyim dedim. Bakın ileride de var. Beraber bakacağız şimdi. Ama dedim hep burası beni çok etkilemiştir. Gerçekten. Çok doğal bir yer. Görüntüler çok hoş dostlarım. Oldukça fazla ziyaretçi geliyor. Bakar mısınız şu harika görüntüleri? Sütunlar biraz bakıma alınmış şu anda. Hala yazılar duruyor. Eski yazılar üzerlerinde sütunların. Sardes Antik Kenti. Bunların var bakıma alınmış. Ama bakın görüyor musunuz? Üzerindeki yazılar hala daha duruyor. Burası çok etkileyici dostlarım bakar mısınız? Hala da ayakta. Çok etkileyici. Sardes Antik Kenti. Manisa Sarf ilçesinde. Turgutlu'yu az geçince. Dedim ya dostlarım böyle yerleri sizler için görüntülemek isteyeceğim. Hep istiyorum. Burada yaşanmışlıklar var. Saygın var. Helenistik çağa ait bir yapı bu. Çok eski. Sardes. Beni hep etkilemiştir dostlarım bakarsanız şu sütunların durduğu kaç yıllardan beri duruyorlar bakın. O kadar güzel görüntüler ki. Biz de bunların kıymetini bilmek lazım, bilmemiz lazım. Hep söylüyorum ya turistler gelip bakın kilometrelerce ötelerden bu arada ziyaret ediyorlar. Bize çok yakın olmasına rağmen çok insanımız buraya gidip görmemiştir daha dostlarım. Gerçekten acı verici. Bakın şu kabartmaları sütunlardaki üzerindeki yazıları görebiliyor musunuz? Kameraman arkadaşım çekiyor. Hala daha korunmuş bakın şu sütunların güzelliğine bakın. O zamanlar bu işi nasıl yapmışlar? Nasıl bu taşları buraya yerleştirmişler? Çok düşündürücü dostlarım gerçekten yani Sardes Antik Kenti'ni buraya gelip buralarını ziyaret etmenizi hep isterim. Hep beni dedim ya buraları büyülemiştir. Bir yaşanmışlıklar var burada. İyi, kötü.
bir şehir hayatı yaşanmış. O zamanın şartlarına göre çok şeyler yaşanmış, belli yani. Bu taşların, hani sütunların, şu tarihin dili olsa da konuşsa, ondan diyorum dostlarım, buraları gelip ziyaret etmek lazım. Evet, değerli dostlar, temin çekmiş olduğumuz sütunların arka bölümü. Dostlarım hala daha hiçbir şeyinden bir şey kaybetmemiş. Nasıl duruyor? Bakın şuradan bakacak olursanız demir merdiven, yılların demir merdiveni. Pencereyi açılıyor, bakın oradan çıkmak için yapmış, aşağıya çıkmak için. O bile hala ayakta. Şu sütunlardaki dedim ya, bakın işlemelere bakar mısınız, heykellere? Ayakta duruyor bakın kemerler. Sütunlar hiçbir şey kaybetmemiş. O zaman, o zaman gerçekten neler yaşandı burada, ne hayatlar geçti. Çok düşündürücü dostlarım, gelip buraları ziyaret etmek lazım, bilgi edinmek lazım. Özlem içinde kalmıştı. Burada etkileyici. Yani buranın havası, su doğası bambaşka dostlarım. Gerçekten bunu anlatmak biraz kelimelere sığdıramıyorum ama bir tarih var yani burada. Gerçekten bir tarih var. Bu da artık kendini de görüntülemek çok açık bir şey mümkün. Güzelliğe bakar mısınız ya? Su doğaya bakın dostlarım. Çok bazı zamanların anlatabileceği şekilde benim Helenistik çağa ait bir yapı Sardes. Antik kentindeyiz. Burada da siz için bir görüntü alalım dedik kameraman arkadaşımdan. Bakın buradan da bir şöyle bakar mısınız şunlara, şu duvarlara. Yapının büyüklüğü, ayaklılığı hala daha yazılarıyla beraber, sütunlarla beraber mevcut dostlarım. İlerideki yapılardan da biraz görüntü alalım yakından. Az ileride hep beraber görelim. Neler var, neler yok. Bakar mısınız şu ihtişama ya? Şu büyüleyici bir duruma bakar mısınız? Hala da yazılar duruyor, sütunlar duruyor, kemerler duruyor. O işlemeler o kadar güzel ki dostlarım. Biraz yapılarda şu aralar bir tamirat yapmaya başlamışlar Kültür Bakanlığı. Buraların korunması lazım dostlarım. Bakın görüyorsunuz turistler geliyorlar. Bizler de gidiyoruz ama biz kendi yerimizdeki antik şehirlerimize önem vermiyoruz. Ziyaret etmiyoruz. Gelmiyoruz. Bilmiyoruz. Gitmiyoruz. Ülke dışından buralara gelip turistler buraları ziyaret ediyorlar. Demek ki görülecek, gezilecek yerler. Ama biz bunlardan zevk alamıyoruz. Çok az zevk alan insanlar var. Bana göre buraların gelip ziyaret edilmesi lazım. Sardes antik kenti. Büyüleyici atmosferiyle, oldukça ihtişamıyla, oldukça ayakta duruyor efendim. Evet değerli dostlarım, gördüğünüz gibi bakın burada da var sütunlar ayakta. Hiçbir etkilenmemiş zamanında. Şöyle bakın duvarların üzerindeki tuğlalar ve taşların görüntülerine. Şu yapıyı buradan daha net görmek mümkün. Bakın dostlarım, görüyor musunuz? Oldukça ihtişamıyla ayakta duruyor. Gerçekten çok güzel bir yapı. Biraz önce gurur duydum. Turistler vardı. Merhabalaştık. Yani ziyarete geliyorlar. Bakın dostlarım, bizler önem vermiyoruz. Benim yakındığım konu bu. Tamam yiyelim içelim gezelim ama bu tarihten de bir bilgimiz olması gerekiyor. Yıllar önce yaşanmış bir kent burası, Sardes. Helenistik çağa ait bir yapı. Hala ihtişamıyla, sütunlarıyla, kemerleriyle, yazılarıyla ayakta duruyor. İzmir'e ve Manisa'ya çok yakın dostlarım. Buraları gelip ziyaret etmek lazım. Ben elimden geldiği kadar hem gezerekten hem size bilgilendirmek açısından elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Sizlere faydalı olabilmek adına, görüntü verebilmek adına. Görüyor musunuz dostlarım? Bakın burada da bir yapı var. Burasını da bir görüntüsünü alacağız. Sizler için.
bir atmosferi var dostlarım. Onun için gelip buraları dediğim gibi görmenizi isterim. Hiç bozulmamış bakın, bazı şeyler hiç bozulmamış dostlarım. Yani kaç yıl geçmiş, yaşanmışlıklar var. Bakar mısınız ya? Yani şu ihtişama, şu büyüye, bu heykellere, mozaik taşlara bakın. Yılların mozaik taşları duruyor, yapılardaki yazılar duruyor. Küçük bir antik tiyatro gibi, şurası sağ taraftaki görüntü. Mermerden yapılmış fotoğraflar var. İki tane aslan var heykel yerde. Şurası amfiteyatroya benziyor, küçük bir amfiteyatro. Bakın yerdeki mozaikleri görmek mümkün dostlarım, görüyor musunuz? İhtişama bakın. Kaç yıl geçmesine rağmen hala daha yerdeki mozaiklere bakın. Tüm güzelliğiyle. Duvardaki mozaiklere bakın dostlarım. Kaç yıl önceki mozaikleri de zannettiğim gibi Yunanca yazılar duruyor bakın. Dostlarım. Her tarafta mozaikler. Ne kadar önem vermişler o zamanlar bile bu güzelliğe, sanata, değere, değerlere önem vermişler. Bakın şu mozaiklerin güzelliğini görüyor musunuz duvarda dostlarım? Kaç yıldan beri bozulmamış? Bunu biraz düşünmek lazım, anlamak lazım dostlarım. O zamanlarda onları yapmışlar ve korumuşlar. Bakın şuraya. İki tane bakın sütundan oluşuyor. Bir geçiş alanı. Hala ayakta bakın dostlarım, görüyor musunuz? Hemen ufak bir tamirat görmüş. Gerçekten bakar mısınız bunlara? Şu ortadaki duran vazoya bakar mısınız? Yılların bir vazosu. Hala da şanıyla korunuyor. Dedim ya, buraları gelip buraları görmek lazım dostlarım. Gerçekten incelemek lazım. Fevkalade'nin ötesinde yapılar. Bunlara bakar mısınız dostlarım ya? Hala ayakta. Şu güzelliğe bakın. Duvarlardaki mermer işlemelere. Bakın aynı şeyler bazen bazıları buluyor. Şu ortadaki şey bu. Havada bulunan bir mermer menorahın Rokas Tiros Nixion çizimi. Şu ortadaki şeyi gösteriyor dostlarım bakın. Kazılar yapılıyor. Havra burası. Sinagog diye geçiyor. Havra. İsim Havra yapmış dostlarım. Bakın. Bu yapının korunması ve onarımı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı tarafından yapılıyor. Sardes. Bakın yazılığına göre Sardes. Dedim ya, buralara çok önem veriyor. Hala bakın bu mozaikler ayakta, sütunlar. Dedim ya, bambaşka bir şey çıktı burada. Hala da içeriden olur bir sürü yapılar var bu tarafta. Dostlarım. Bakın bu Havra'nın sinagog dedikleri Havra'nın ön avlusu. Hala da bakın şu görüntü mevcut bakın dostlarım, görüyor musunuz? Şu görüntü mevcut. Bakın yıkılmamış. Sütunlar ayakta. Ve şu görüntü ayakta bakın. Mozaikteki yer döşemeleri, ön avlu duvarları hepsi ayakta duruyor. Dostlarım bakar mısınız ya şu görüntüye? Yani bu kazı alanında bayağı çalışan arkadaşlar var iç taraflarda. Onları da rahatsız etmeyelim dedim ama şu görüntüler, mozaiklerin durması, şu avludaki çeşmenin, bakın çeşme diye geçiyor bu. Bunun hayatta durması şaşkınlık verici bir şey hocam. Kaç yıldan beri hiç şeye duramamış. Çok güzel. Bunu
Sen büyülenerek etkilenerek elde ediyorsan bakar mısın şu ortama? Antik kentlere karşı dedim ya, bir hayranlığım vardır, yani yaşanmışlar var burada. İyisiyle kötüsüyle. Onları hep böyle çıkarmak, bir değerleri insanlara göstermek, bildirmek, yapabilmek istediğim çok büyük arzularım var. Bunu da şimdi gerçekleştiriyorum yavaş yavaş. Evet dostlar, burada görüyorsunuz kutsal yerler, mermer panolar, şu amfiteyatronun önündeki şu masa dedikleri yer hala duruyor, şimdi görüntüleyeceğiz. İki tane aslan başı var, masa ve aslan başları. Şu mermer panolar, oturma sıraları, hepsi duruyor dostlarım. Bakın yerdeki mozaikleri görmek mümkün. Yani hemen önümüzde, bakın fotoğrafla beraber hala daha korunmuş. Günümüze kadar. Devam edelim. Aslan başları var. İki tane aslan başı. Ve şu amfiteyatronun önünde bakın dostlarım. Nasıl dedikleri? Yapı. Ne dedim ya, mozaikler devam ediyor. Bakın. Çok güzel. Yani bunlardan büyülenmemek elde değil. Kaç yıl geçmişe rağmen hala günümüze kadar gelmiş hocam. Dostlarım. Şu panonun bakar mısınız, yani panoramanın güzelliğine, hala daha korunuyor üç duvarları, üç sütunlardaki taşların aralarına yapmış oldukları, bakın dostlarım böyle tuğlalar var. Yıllardan beri bunlar titreşimi, depremi, selleri engelliyor, yıkılmasını engelliyor. İşte aslan başlıkları, dediğim aslan başları bunlar. Bakın dostlarım, iki aslan başı arka arkaya, masa dedikleri sütun bunlar. Bakın aslanların ayakları gözüküyor sütunlarda. İki aslan heykeli. Birinin başı kırılmış ama diğeri sağlam duruyor. Küçük bir amfiteyatro. O zamandan kalmış. Hala korunuyor. Bakın mermerin üstüne tuğla üzerine yapılmış. Mozaikler yine aynı şekilde yerlerde. Bilgi. Buradan da bir görüntü alırsak, bakın şurası tamamen bir salon, geçiş alanı, çeşme, sinagog Havra tarafı. Yerdeki mozaikler, bakar mısınız dostlarım, hala da günümüze kadar bunlar tüm ihtişamıyla devam ediyor. Güzelliğiyle. Diğer tarafa geçeceğiz artık, burada bir şeyimiz kalmadı ama şuradan da şöyle bir kameranın arkasına rica edeyim, bir görüntü alsın. Şöyle bir bütünlük olarak yavaş yavaş. Dedim ya, bir tarih kokuyor dostlarım. Yani yaşanmışlıklar var burada. Saygı duymamak elde değil. Bir yaşam sürmüş burada. İyisiyle kötüsüyle. Hep benim buralar çok etkilemiştir dostlarım. Hep böyle yerler çekmek istemişimdir. Elimden geldiği kadar. Kilometre sınırı olmadan yavaş yavaş. Doğal ortamlar dedim ya, yemek çeşitleri, otantik ortamlar, kahvaltılar, etler, balıklar, mezeler, odun ateşi, meşe kömürü hastasıyım. Fakat böyle yerlerde de çekim yapmayı, sizlere görüntü almayı, buraları sunabilmeyi hep arzu etmişimdir. Arzu etmişimdir. Çünkü büyük saygım var, yaşanmışlıklar var. Sardes Antik Kenti. Sart ilçesi Manisa. ETV ekranlarında. Evet değerli dostlarım, bakın görüyor musunuz? Bir yakın çekim yapalım dedim sizler için. Yunanca yazılar var. Yerlere, avluya, havraya, sinagog olan bölgeye yapmış olduklarım yerdeki mozaikleri ilk önce duvarlarda teşhir ediyorlar. Bakın sanata verdikleri, kültüre verdikleri değeri görüyor musunuz? Kaç yıl önce bu mozaikleri ilk önce buraya işliyorlar.
Havra'ya, Sinebon'a kadar bakın hala daha bu mozaikleri burada görmek mümkün dostlarım, aynısı. Bunun ne kadar o insanların o zamanlar bile sanat aşığı, sanata ne kadar değer verdiklerini, sanatsız, sevgisiz bir şey olmayacağını, sevgimizi katmadan bir şeyin olmayacağını o zamanlardan görmek mümkün dostlarım. Yani bundan çok etkilendim. Bakar mısınız? Yunanca yazılar, yerlere yapmış oldukları mozaikleri, görüntüsünü duvara, mermer sütunlarla beraber yapıyorlar. Ondan sonra uygulamaya geçiyorlar. Bakın dostlarım, tüm Havra sinagogda bu mozaikleri görmek mümkün. Yani bu zamanlarda bu insanlara nasıl hayran kalmamak elde mi dostlarım? Bakar mısınız ya? Şu güzelliklere, şu sütunlara, şu duvarlara, şu panoramaya bakar mısınız? Yani bir sanat eseri bu. Yemeği bile yapıyorsunuz, suyunu, tuzunu, domatesini, soğanını koyuyorsunuz, bir yemek çıkıyor. Ama bu güzelliği yapmak için bakın dostlarım neler uğraşıyor, ne sanatlar, ne insanlar uğraşmışlar. Yani bunları nasıl taşıdınız o zamanlar, o imkanlarla? Nasıl çıkardınız bu sütunları? Nasıl koydunuz? Şu sütunların üzerindeki heykelleri nasıl yaptınız? Şu işlemi, Yunanca yazıları o zamanlar. Yani bunu biraz düşünmek lazım dostlarım. Yani burayı gezerken bizim hep buralarda yaşanmışlıklar var. Çok büyük saygım var. Bu mozaikleri hala da günümüze kadar bizlere, inşallah bizden sonrakilere de bu görüntülerin kalmasını isterim. Gerçekten çok etkilendim. İlk bölümde de bakalım ne görüntüler alacağız. ETV Manisa, Sart ilçesi, Sardes antik kenti. Değerli dostlar, bakın Roma Caddesi. 2500 yılı aşkın bir süre boyunca Sardes'ten geçen yolların en önemlilerinden biridir. Lidya döneminde M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda 100 metre doğuda yer alan şehirlerin buna girişimlerinden ana kapılarından birine giden bir yol. Şu gördüğünüz yol dostlar. Burada bulunmaktadır. Roma döneminde bu giriş üzerinde kemerli muazzam bir tak bulunan açık bir alana dönüştürülmüştür. Şu bölümü gösteriyor dostlarım bakın. Şu bölüm 2500 yılı aşkın bir zaman önce Roma Caddesi diye adlandırılan bir cadde. Günümüze kadar gelmiş. Bunlarla böyle bazıları açık bırakmışlar bakın. Bunlarda. Çok eski bir anıt olduğu belli dostlarım. İlk yazanlar var. Görüyor musunuz şu güzelliğini? Bakın hala yerleşik güzelliğe. Oda böyle oda yerler var. Taş duvarlar hala korunmuş. Şu yol. Eski bakın karşıda yazıyor eski ana cadde. O zaman kullandıkları 500 yıl önce Roma Caddesi diye geçiyor. Sonra bu bölüme kaymış. Sunarla beraber bu yolun ağzı açık bir şekilde ilerliyor. Görüyorsunuz dostlarım. Hala da korunmuş. Çok iyi. Dedim ya, burada bir yaşanmışlıklar var. Saygı duymamak yönde değil. Yani şu sütunlara bakın dostlarım. Dokunurken bile kaç yıllık bir sütuna dokunduğumuzu fark edebilmek lazım. Yani bu zamana kadar, günümüze kadar gelmiş. 2500 yıl önce Roma Caddesi olarak kullanılan bu güzel bir yer. Yani sütunlarına dokunmak bile şu anda bana bir gurur veriyor. Acaba bizden sonra gelirseler, kaç nesil sonra sütunlarına dokunacaklar mı? Düşünmek lazım dostlarım. Bakın lokanta, o zaman lokantası bakın yazıyor dostlar. Diyor. Lokanta resmi atmış şu isimler bakın o zaman. Karşıda görüyorsunuz bakın lokanta ve restoran bölümü. Diğerlerinde farklı farklı bölümler. Ya bu zamana kadar gelmiş dostlarım bakar mısınız? Kazılar devam ediyor dostlarım.
hala daha. Bu çalışanların da, bu arkadaşların da emeğine sağlık gerçekten. Burada dedim ya, bir tarih yatıyor, bir yaşanmışlıklar var. Evet dostlarım, dedim ya, kazılar devam ediyor. Kültür Bakanlığı'nın böyle yerlere daha fazla önem verdi. Bu yapıların korunması, bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza, torunların torunlarına buraları yaşattırabilmek adına buralara değer verir. Güzellikleri hala da koruyabildiğimiz kadar korunmasına gayet göstermek lazım. Evet, şu sütunlara bakınca ne kadar eski olduğunu, taşların yosunlaşmasından, renk değiştirmesinden, yani mermerin çeşitliliklerinden, her şeyinden belli dostlarım, bakar mısınız? Şu başka bir mozaik, bakın dostlarım. Şu kısım mermer, bakın. O günün şartlarına göre yosun bağlamış, artık 2500 yıldan beri bu şekilde duruyorsa, inşallah nice 2500 yıllara değeyim ben. Bunun güzelliğine bakın, şu sütun hala da ayakta basıyorum. Bakın bazı darbeler olmuş tabii ki. Yağmurlar, seller, depremler. Bakın yine odalar var, odalar var, görüyor musunuz dostlarım, bakın. Şuna o zamanlar nasıl bir işçilik var, görüyor musunuz şu dostlarım? Şu mermere, şu kalınlıkta bir mermere 2500 yıl önce, bakın dostlarım, yapmış oldukları işçiliği görüyor musunuz? Yani bunu şaşkınlığımı gizleyemiyorum ve ne demem gerektiğini bilmiyorum. Yani bunun güzelliğine bakın. Şu işçiliği şu zamanda acaba kaç tane usta yapabilir? Şu sütunların bakın ayaklarını görüyor musunuz? Yıkılmış bu. Sütunun bir ayağıymış bu. Görüyor musunuz dostlarım? Evet, yıkılan sütunun bakın parçaları da burada. Burada bir geçiş kapısı var. Bakın iç bölmeye doğru. Her bir yerde odalar var dostlarım. Yani bunda ne anlama geldiğini, ne yoksa bir yerde odalar var. Hep bölmeler var, odalar var. Taşların içinde. Bakın sütunlarla, taşlarla. Onların çocukları da görmesini nasip etsin. İnşallah. Dedim ya dostlarım, bakın burada var bir oda, büyükçe bir oda. Nasıl korunmuş? Hatta iki bölme var burada, bakın dostlarım. Altın taşları var. İşte bir sütun taşı var. Oturma yerleri. Sardes, antik kenti. Burada da var bir odamız, bakın. Şartlarında, bakın yazıyor dostlarım, boya dükkanıymış. Paint shop. Paint shop, boya dükkanı. Bakın, haç işareti, Yunanca yazılar. O zamandan günümüze kadar korunmuş. Haçlı bir tekneymiş bakın bu. Haçlı tekne, bakın. Haç işareti var. Hala da günümüze kadar gelmiş, bakın. Demirler yapmışlar sütunların içine. Bir tekne bakın. Haç. Haçlı tekne. Şunu anlatıyor bakın. Boya dükkanı ve haçlı tekne, bakın. Görüntü burada. Benzin White Crosses, haçlı tekne. Ve boya üretimi yapıyorlarmış. Bakın o zamanlar iki odalı bu yerde, 9 nolu dükkanda
Muhtemelen boya üretim ve satış yeri olarak kullanılmıştır. Her iki odaya da doğruca revaktan ulaşılabiliyordu. Daha küçük olan V9 nolu odanın tabanı tuğlalarla kaplıydı ve olasılıkla depo olarak kullanılmaktaydı. Düşünebiliyor musunuz dostlarım? Bu zamanlarda, o zamanlarda bunu nasıl düşünmüşler, nasıl yapmışlar? Tabii ki dedim ya, bir yaşam sürmüş. İyisiyle kötüsüyle. Haçlı tekne. Evet dostlarım, buradan çıkalım böyle yavaşça. Zannettiğime göre dostlarım, bakın her bir oda bir dükkanı, bir lokantayı, bir restoranı, artık ne gibi iş yerleri kullanılmışsa o zamanlar günümüzde onları andırıyor. Her birinde kapı var, nizami şekilde taş duvarlar, sütunlar. Şu Roma Caddesi denilen yol, 2500 yıldan beri kullanılan cadde, bakın görüyorsunuz hala da sütunlar ayakta. Benim biraz önce anlattım size. Burada da yıkılmış birkaç oda var. Bu da aynı şey. Bunlar bile numaralanmışlar. 11. oda. Bu 12. oda. Burada bir iki oda var. Bu kısım Batı Caddesi. O zamanın adıyla Batı Caddesi. Yeni kullanılan yön. West Road. Batı Caddesi dostlarım. İsimlendirilmiş o zamanlar. Bakın o zamanlar kullanılan tuvaletler dostlarım. Bizans helaları yazıyor. O zamanın şartlarına göre. Bizans Tink Lettering. Bizans helaları kullanılan, bakın taşlar hala duruyor. Tuvaletler o zaman şartlarına göre. Dedim ya, bir yaşanmışlıklar var. Bir tarih var burada. İyisiyle kötüsüyle dostlarım, gerçekten gelip ziyaret etmek lazım. Yani Manisa ili Sart ilçesi. Sardes antik kenti. Hep lezzetleri anlatacak değiliz. Biraz da böyle tarih yerlerini anlatmayı çok istemişimdir hep. Hatta buna benzer bir program da ismini şöyle düşünüyorum dostlarım. Yemek programları, evet. Ercan ile lezzet kuşağı. Böyle yerleri anlatmak da Ercan ile gezi kuşağı. Tam uygun bana göre antik yerler, otantik yerleri anlatmak. Hep istemişimdir, hep arzu etmişimdir dostlarım. Bir çıkalım bakalım yukarı doğru neler var daha beraber. Evet bakın, birçok yerdeki taşlar, bakın tuvaletleri görüyor musunuz? O zamanın tuvaletleri. Antik dönemde. Taşlar bakın, otlar taşları. Aynısı duruyor bakın taşlar dostlarım. Hala da bazı şeyler günümüze kadar gelmiş. O zaman da kullanılan tuvaletler. Diğer bir ismiyle hela geçiyordu. Şimdi. Biraz önce anlattım Bizans dükkanları. Bizans Tin Shop. Roma Caddesi. Biraz önce anlatmıştım. Roman Avenue. Havra sinagog anlamına geliyor. Hamam Gimnas kompleksi. Beyt Gimnasium kompleks. Düşünebiliyor musunuz dostlarım? O zamanlar bile bunları sanata, insanlığa, kültüre ne kadar değer verdiklerini hayranlıkla izliyorum ve düşünüyorum ki yani bu zamanda acaba bizim insanımız kültüre, sanata ne kadar değer veriyor? Buraya gelmeyen yüzlerce, binlerce insan vardır. Burada yaşayıp da burayı ziyaret etmeyen. Yani düşünün, biraz önce gördük, turistler ülkemizi nerelerden ziyarete geliyorlar. Bizim insanlarımız da yurt dışına gidiyorlar, gezsinler, görsünler ama ilk önce kendi ülkemizdeki değerleri görmek, anlatmak, bilmek lazım dostlarım. Dedim ya, Kültür Bakanlığı'ndan da burada rica ediyorum böyle önemli antik kentlere önem vermesini, ücretlerinin biraz daha düşürülmesini, giriş ücretlerinin, temizliğinin korunmasını,
Çünkü ücretlerini niye düşürmesini istiyorum? Daha çok insan gelsin. Ücretsiz demiyorum, ücret olsun ama biraz düşürsün ücretleri. Herkes gelebilsin. Pahalı deyip girmeyip geri dönenler de var. Onun için dostlarım, yani buraları gezip görmek lazım. Bu değerlerin kıymetini bilmek lazım. Bir diğer ismi dedim ya, Ercan ile Lezzet Kuşağı'nın Ercan ile Gezi Kuşağı olsun. Böyle anlattığım zaman öyle söyleyeceğim. Değerli dostlarım, buraya geldim. Manisa ili Sart ilçesi Sardes Antik Kenti. Ercan ile Gezi Kuşağı'nda ve Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda. Güzel ülkem, Türkiye'm, her nerede yaşanıyor ve hissediliyorsan, yaşatıldığın ve hissedildiğin yerlere selam olsun. Ercan ile Gezi Kuşağı'nda bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın dostlarım.